elimden gelse bütün dünya okullarının programlarına insanın insanı sömürmemesi adlı bir ders koyardım. İsmail Hakkı Tonguç'un söylediği gibi. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? İsmail Hakkı Tonguç, bugünkü Bulgaristan'ın Silistre iline bağlı Toprakan ilçesinin bugünkü adı olan Tatar Atmaca köyünde 1893 yılında dünyaya geldi. Babası Kırım göçmenlerinden Hacı Velioğlu İdris, annesi ise Dobrucalı bir Türk olan Vesile Hanım'dır. Biri kız, 8 kardeşin en büyüğü olan İsmail Hakkı Tonguç, eğitim hayatına kendi köyünde başladı. 4 yıllık ilkokulu bitirdikten sonra Silistre'de Rüşdiye'ye devam etti. Oradaki öğrenimi sırasında aynı zamanda köyün değişik işlerinde çalıştı ve tarımla uğraştı. 1914 yılında öğrenimine devam etmek üzere tek başına İstanbul'a gitti. Sıkıntı çekti. Ardından Maarif Nazırı Şükrü Bey tarafından parasız yatılı öğrenci olarak Kastamonu Muallim Mektebi'ne gönderildi. 1916'da naklen İstanbul Muallim Mektebi'ne gelerek öğrenciliğine orada devam etti. Muallim Mektebi'nde öğrenciliği Birinci Dünya Savaşı'nın güç yaşam koşullarında dayattığı yıllara rastlamaktadır. Okulu bitirdikten sonra 1918'de Almanya'ya daha üst öğrenim için gönderildi. 1918-1919 yıllarında Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Ettlingen Öğretmen Okulu'nda 8 aylık bir programa devam etti. 1919'da Anadolu'ya dönerek Eskişehir Muallim Mektebi'nde resim ve el işi ile beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. 1921'de Yunan işgalinden hemen önce Ankara'ya atandı. 1922'de yeniden öğrenim görmek üzere Almanya'ya gönderildi. 1922 sonundan başlayarak 1924 Nisan'ına kadar Konya Muallim Mektebi'nde, aynı yılın sonuna doğru Ankara Muallim Mektebi'nde öğretmen ve yöneticilik yaptı. Kısa bir süre Adana Muallim Mektebi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra 1925'te 5 aylığına mesleki eğitim kurumlarında incelemeler yapmak üzere yeniden Almanya'ya gitti. 11 Mart 1926'da Maarif Vekaleti Levazım ve Alatı Dersiye Müzesi Müdürlüğü'ne atanarak merkezdeki yöneticilerden biri oldu. 26 Ocak 1927'de ilkokul öğretmeni Nafiye Kamil ile evlendi. Aynı yıl Sivas'ta ve Ankara'da ilk öğretim müfettişleri için açılan kurslarda öğretmenlik yaptı. Ankara'da Uluslararası Ders Araç Gereçleri sergisini açtı. 1928'de ilk çocuğu olan Engin Tonguç, 1936'da ikinci çocuğu Yalın Tonguç dünyaya geldi. 1929-1933 yıllarında diğer görevlerinin yanı sıra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde etkin görevlerde bulundu. Orada hem öğretmenlik yaptı hem de resim iş bölümünde kurdu. 1934'te soyadı kanunuyla Tonguç soyadını aldı. 1934-1935 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde vekil olarak müdürlük yaptı. 3 Ağustos 1935'te köy enstitülerini kurmasına yarayacak ilk öğretim genel müdürlüğü görevine vekaleten getirildi. Dönemin Kültür Bakanı Saffet Arıkan'a köy enstitülerinin temelini oluşturacak bir rapor sundu. 1936'da Kayseri, Çorum ve Yozgat illerini kapsayan bir geziyle buralarda eğitmen kurslarının açılabilirliğini araştırdı. Temmuz 1936'da da köy enstitülerinin önceli sayılan ilk eğitme kursunu Eskişehir iline bağlı Mahmudiye'de açtı. Atatürk'ün desteği ile o dönem Türkiye'deki okur yazar oranı %10'dan az olduğundan okur yazar sayısını artırmak için eğitmen kurslarında 6 aylık bir eğitimle askerliğini okuma yazma bilen çavuş olarak yapmış gençler eğitmen olarak yetiştirildi. Ardından köylerine eğitmen olarak gönderildi. 1937'de köy eğitmenleri yasası çıktıktan sonra
İzmir'de, Kızılçullu'da bugünkü adı Şirinyer olarak bilinir ve Eskişehir Çiftelerde ilk köy öğretmen okulları açıldı. 1938'de ilk öğretim kurumlarını incelemek üzere Bulgaristan'da, Macaristan'da ve Almanya'da bulundu. 28 Aralık 1938'de Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra vekaleten yürüttüğü ilk öğretim genel müdürlüğü görevine asaleten atandı. 17 Nisan 1940'ta köy enstitüleri kanunu çıktıktan sonra açılmaya başlayan enstitülerle çok yakından ilgilendi. 1946'da görevden alınışına değin enstitüler için canla başla çalıştı. Öyle ki kendi ailesiyle bile yeterince ilgilenemedi. İkinci oğlu Yalın Tonguç 1944'te öldü. Kendisini ve bölgelerinde inançla görev yapmakta olan ekibini karanlıkları aydınlığa çevirme yolunda büyük engeller beklemekteydi. Tonguç özellikle kız çocuklarının eğitime alınması ve öğretmenliğe kazandırılması için büyük çaba içindeydi. Ancak bunlar yerine getirilemiyordu. O sıralarda Bartın yöresinde müfettiş olup daha sonra İvris Köy Enstitüsü'nde görev alacak olan M. Ali Eren düşünce ve anılarını şöyle aktarmaktadır. Çay Cuma'ya vardığım zaman kaymakamı makamında buldum. Kendisine Çay Cuma'ya ilk defa geldiğimi, hiçbir yerde tanıdığımın olmadığını ama yarım saat sonra Çay Cuma'nın batı yönünde yaya olarak gideceğimi, ilk rastladığım köyden iki kız çocuğu, daha sonraki günlerde de her gittiğim köyde iki kız çocuğunu göndereceğimi söyledim. Yaya giderken bir köye yaklaştığımda dört tane ihtiyar kadının topladıkları odunları ipe bağlayıp şelek yaparak sırtlarına kaldırmakta olduklarını gördüm. Selam verdim. Kendimi tanıttıktan sonra şunları söyledim. Devlet köy okullarına kendi köyünde bayan öğretmen yetiştirmek istiyor. Devlet ona bahçe verecek, koyun verecek, inek verecek. Onların gelirleri öğretmen olacak. Ayrıca maaş da verecek. Köyünüze öğretmen yetiştirmek için iki tane kız öğrenciyi devlet okutmak istiyor. Sebep olup da öğretmen olacak bu kız öğrencileri sağlarsanız öldüğünüzde nur içinde yatarsınız. Peygamberimizin yardımıyla Yüce Tanrı sizi cennetle mükafatlandırır. Dini içerikli konuşmamın kadınlar üzerinde etkili olduğunu yüz mimiklerinden anlıyordum. Kadınlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Falanın öksüz kızı var. Onu göndersek nasıl olur ki? Filanın şusu var diye yorumlarda bulundular. Hasılı köye vardığımızda iki kız çocuğu bularak köy bekçisi ile kaymakamlığa gönderdim. Her gittiğim köyden de ikişer kız öğrenci bulup gönderdim. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Tonguç'u 25 Eylül 1946'da görevinden alarak Talim Terbiye Kurulu üyeliğine getirdi. Buradan da 1954'te kendi isteğiyle emekli oldu. 1956'da Avrupa'yı gezdi ve İsviçre'deki Pestalozzi Çocuklar Köyü'nü inceledi. 1958'de hastalanan İsmail Hakkı Tonguç, 11 Haziran 1960'da çoktan kapatılan Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne yıllar sonra ilk kez gitti. Bir süredir Almanya'da tedavi görmekte olan İsmail Hakkı Tonguç, 24 Haziran 1960'da yaşama gözlerini yumdu. Cenazesi Ankara Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. Arkasından hakkında birçok kitap yazıldı ve adını taşıyan okullar açıldı.